Herkese merhaba, Can Erenler, Can Bağcılar, sevgili dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Yahuda adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Yahuda, İsa'nın havarilerinden biriydi ama İsa'ya ihanet edecekti. Burada ne yazıyor? Mayasız Ekmek Bayramı, diğer adıyla Pesah denilen Kurban Bayramı yaklaşıyordu. Başlıca imamlar ve şeriat hocaları İsa'yı ortadan kaldırmanın bir yolunu arıyorlardı. Ama öte yandan halkın tepkisinden çekiniyorlardı. Bu sırada 12 abdaldan biri olan Yahuda İskariyot'un içine şeytan girdi. Yahuda başlıca imamlara ve Beytül Makdis muhafızlarının komutanlarına gitti. İsa'yı ele verebileceğinin en iyi yolunu onlarla görüştü. Onlar buna çok memnun oldular. Karşılığında para vereceklerini söz verdiler. Yahuda bunu kabul etti. İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı ki kalabalığın olmadığı bir zaman tutuklayabilsinler. Evet, ve bu acıklı durumunu değiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şeytan Yahuda'nın içine girdi, hocasından ihanet edecekti. Şeytan Yahuda'nın içine girdi, hocasından İhanet edecekti. Ele vereceğine karar verdi. İsa'yı ortadan kaldıracaktı. İmamlar buna çok sevindiler, para vermeye de razı oldular. Baş imamlar buna çok sevindiler, para vermeye de razı olurlar. Belirli bir fiyat anlaştılar. İsa'yı ortadan kaldıracaktı. Belirli bir fiyat anlaştılar. İsa'yı ortadan kaldıracaktı. Thank you.
Yahuda yemin eyledi. Şah İsa'yı ele vermek istedi. Yahuda havarilerden biriydi, abdallardan biriydi, İsa'nın abdallarından biriydi. Ama buna rağmen ne olduysa İsa'yı ortadan kaldıracaktı, ihanet edecekti, ele verecekti. Biz tabii öyle olmayalım. Hep sevgi, hep sevgi, hep sadakat, hep bağlılık. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, tıklayıverin o düğmeye. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.